Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay. Kendisiyle biraz konuşacağız. Önce şu adaylıklar meselesini, sonra bu konuları. Efendim hoş geldiniz Ana Haber'e. Merhabalar sevgili Ersoy. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ya şuradan başlayabilir miyiz? Bu adaylıklar daha önemli gibi ama gerçi ikisi de çok önemli. Az önce söylediklerime katılır mısınız, katılmaz mısınız? Eleştiriniz var mı? Yani Burak Avuncu bunu diyor. Ekrem İmamoğlu hala kapı açık diyor. Mansur Yavaş'ın açıklaması. Nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz siz? İyi Parti buradan dönebilir mi geri? Ekrem İmamoğlu ne demek istiyor? Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda açıklama yapması CHP'de rahatsızlık yaratır mı? Bu açıklamayı yapması gereken Kılıçdaroğlu değil mi? Yani Meral Akşener'le görüşmesi ya da İyi Parti ile görüşmesi gereken. Ya da siyaseten doğru yapıyor İstanbul için falan diye mi düşünmeliyiz? Buyurun. Şimdi tabii sevgili Ersoy, ben geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gittiğimde Sayın İmamoğlu'nun makamında bir kahve içeyim demiştim. Saatinde gittim, biraz uzadı. Hoş görmemi rica ettiler. Dediler biraz bekler misiniz? Tabii ki dedik. Çok da uzun değildi ama içerideki Burak Kavuncu'ydu. Çıkışta işte merhabalaştık. Yani İmamoğlu'yla çok yakın bir mesaisi olduğunu ben de tanıklık etmiş. Zaten kamuoyunda da bilinen bir tablo. Şimdi şuradan gireceğim sevgili Ersoy. Mansur Yavaş'ın şu an son 4 yılda 2019'dan bu yana sağ kolu insan kaynaklarını yöneten ve Ankara'da böyle pek çok hani organizasyonda onu temsil eden diyeceğim kişi Yüksel Aslan'dı. Hı hı. Yüksel Aslan şimdi İYİ Parti Ankara milletvekili. Buna benzer birkaç örnek daha var. Diyeceğim İYİ Parti de yerel yönetimlerde iktidarda olmanın tadına vardı. Varacak demiyorum. Vardı. Biz sadece belediye başkanları bağlamında konuşuyoruz ama yani belediye olanaklarının kullanımı, belediye kadrolarının paylaşımı konusunda genel anlamda Mansur Yavaş Ankara'da ben tanığım, bir partizanlık yapmıyor ama bir görev dağılımında da liyakatı da gözeterek biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi pek çok adımı attı. O nedenle şu içinden geçtiğimiz günleri pazarlık yükseltmek belki biraz basit kaçabilir ama İYİ Parti içindeki çatallı arayışında bir parçası olarak görüyorum ben. Ne arayışını? Özür dilerim. İçinde, İYİ Parti içinde ki 3 Mart'a neden olan durum da biraz buydu. Biz CHP'ye yakın durmasak AKP bize gürül gürül akacak diye bir anlayış var. Yani bir kesim böyle düşünüyor. Yani biz CHP'ye yakın durduğumuz için AKP'den çekilen seçmen, ki çekildiğini zaten seçimlerde gördük. AKP'nin milletvekili seçimlerindeki oy oranı %35. Yani neredeyse başlangıca dönmüş durumda. Yani o çekilmenin bir kısmı MHP'ye gidiyor. Az bir kısmı CHP, bir kısmı öteki partilere dağılıyor. Yani böyle bir görüş var İYİ Parti içinde. Zaten tam partileşme sürecini de oturtamadı. Ve İYİ Parti'nin bence siyasi yelpazemizdeki yeri AKP iktidarından sonra kurulup barajı geçmeyi başarmış tek parti. Devasını, Gelecek Partisi'ni, evet, hepsini hesaba kattığımızda. Ama merkez sağa soyunup dolduramamış bir parti. Bu gelgitte devam ediyor İYİ Parti. Bence kafalar yine bir doz karışık. Yani kendilerini ya böyle... Buradan mesela bir farklı adım olur mu bu saatten sonra? Yani olur, olur mu? Zaten olursa orada... o zaman şöyle olmaz mı, işte onu soruyorum. Şimdi bakın, masadan kalktınız, tekrar oturdunuz. Bunu açıkladınız bir şekilde. Hatta bu konuda da kamuoyu doğru bilgilendirilmedi. Önce İmamoğlu ve Yavaş'ın Sayın Akşener'in önerisi olduğu söylendi. Sonra Sayın Akşener Fatih Altaylı'ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun getirdiğini söyledi. Biz Allah Allah dedik. Ama geçmiş mesele. Şimdi benzer bir durum motivasyon açısından, yani İyi Parti'yi çok yıpratmaz mı tekrar buradan başka bir karar vermesi? Şimdi tabii Demirel'i bugünlerde çok anıyoruz. Hani dün dündür, bugün bugündür diye bir söylem var. Sanıyorum ona da sığabilir bu. Zaten Genel İdare Kurulu'nun açıklamasında bir nüans var. Ekrem İmamoğlu biraz oraya tutunmuş görünüyor. Diyor ki Genel İdare Kurulu 81 ilde belediye başkan adaylarının saptanmasına diyor. Adaylarının saptanmasına. Yani bu orada bir kapı var hala bence. Ve peki niye böyle bağlayıcı cümleler kuruluyor? Yani buradan mesela ya bakacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz demek varken bu kadar net pozisyon alması İYİ Parti'nin, şayet başka bir adım atılacaksa bu arada. Ya da atılmadı diyelim, bu kararlılıkla devam etti, ne olur? İki senaryoyu da konuşalım. Şimdi tabii yakın tarihimizde
hani ittifakların hani partilerin ayrı girmesinden kaynaklanan seçim sonuçları, bir partinin ikiye ayrılıp küçük parçanın daha büyük oy almasından kaynaklanan seçim sonuçları, pek çok örneği var sevgili Ersoy. Yani siyasette iki kere iki dört etmiyor. Bazen bir, bazen beş ediyor. Ben önümüzdeki dönemin, yani Aralık ayına kadar gerçekten Mansur Yavaş'ın dediği gibi köprünün altından daha çok su geçeceğini düşünüyorum. Şimdi İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, zaten onlar belediye başkan adaylarını belirlediler gibi bir gönderme yapması da sığındıkları bir durum oldu. Yine İyi Parti ile devam edelim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle belediye başkan adaylığı kurultay süreciyle ilintili devam ediyor diye bir tablo görüyorum ben. Hı hı. Yani Kemal Bey'in belediye başkan adaylarını garanti etmesiyle 2024'ün Mart'ında, belediye başkanlarının da Kemal Bey'e kurultayı garanti etmesi arasında perde gerisinde bir köprü de kurulmuş görünüyor. Bunlar yapılabilir. Ama ben şu dönem en azından kendime ahlaken her şeyi çok açık konuşmak gerekir düşüncesiyle de hem yazıyorum hem de seçmen ne yapar peki böyle bir durumda? Yani seçmen de ya siz ne yapıyorsunuz, öyle dediniz böyle dediniz demez mi yani? Şimdi, seçmen şöyle mi görülüyor? Yani seçmen zaten bizim çantamızda, biz ne yaparsak gelip bize oy verecek gibi bir yaklaşım mı var hala genel seçimden ve kaybedilen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra? Şimdi oradan bir ölçüde o var bence. Halbuki seçmen bu sefer daha önceki seçimlerden farklı olarak, hani seçmende küsme yok, seçmende çekilme yok, seçmende başka partileri gitme yok, seçmende umut çökmesi var, bir çökelme var. Bir daha kazanılmaz artık gibi, yani bir kesimde böyle bir duygu var. Ama bir kesimde de ya yeni bir şey yapılırsa tekrar umut edilir duygusu var. Yani inanın ben bugün de mesela Ankara'da 100. yıl pazarındaydım, insanların içindeyim. Yani aynen devam edelim diye bir tablo görünmüyor. Dediğim gibi bir grubu, yani sevgili Özgür Özel, bir kopuş var diyor. Kopuş değil, çöküş var. Yani bir grupta. Ama bir grupta da ya yine de umut edelim, yeni bir hamle olur, yeni bir gelecek kurulur diye bir arayış var. Zaten bizim toplumumuz umutperest bir toplumdur. O umutperestlik, bu hayalperestlik değil. O umutperestlik zaten hep bizi ayakta tutar. Yani dur bakalım ne olacak, bundan sonra bakalım duygusunu hep besler. Yani bütün bunların yan yana olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ayrı ayrı giderlerse kazanılır mı İstanbul, Ankara? Yani İyi Parti seçmenin tepkisi ne olur diye düşünüyorsunuz? Yani o dört kişi itiraz ederken şunu söylemiş. Yani oyları böldüğümüzü düşünüp bize tepki gösterebilirler demiş. Mesela şimdi, öyle itiraz edilmiş. Buyurun. Tabii. Şimdi bir defa Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın 1994'te İstanbul seçimlerini nasıl kazandığı yeri geldikçe söylenir. Yani dört aday %23 ile 25 arasında oy aldı. Zülfü Livaneli, işte İlhan Kesici, Recep Tayyip Erdoğan. Yani dört aday böyle %23 ile 25 arasında oy aldı. Yarım puan fazla alan Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı oldu. Siyaset tarihinde önemli bir değişiklik oldu. Bir örnek bu var. Ama bir örnek de, örneğin 2001 yılında Fazilet Partisi kongresi sonrası Fazilet Partisi ikiye bölündü. %14 oy alan Fazilet Partisi küçük parça, büyük parça Saadet'ti. Küçük parça AKP'ydi. Küçük parça %35 oy aldı. 16 ay sonra. Yani gerçekten 2 kere 2 4 etmez. Yani herkes bence kim gitsin kim kalsına odaklanmış durumda. Siyaset kilitlendi ve kişilere endekslendi. Hani bir zamanlar bir yarışma vardı kim gitsin diye ya da kim kalsın yani diye. Yani İyi Parti o kilidi kırmaya çalışıyor olabilir mi mesela? Çok eleştiriliyor, o yüzden diyorum. Yani bu akışı değiştirelim, üçüncü yol alalım. Öyle söylüyorlar çünkü. Ya bu kilitten çıkalım ya da bu kıskaçtan çıkaralım Türkiye'yi gibi bir yaklaşımları var. Öyle bir sürpriz de olabilir diyorsunuz yani. Yani şöyle olabilir de, yani şu anda siyaset büyük ölçüde, hem ittifaklar siyaseti bir ölçüde hani alanı daralttı, insanların hareket sahasını zorlaştırdı, başka alanlar açılabilir bence. Böyle duvarlarla da bakmamak lazım. Yani önümüzdeki seçimleri de dünyanın sonu değil de kimsenin böyle de bakmaması lazım. Sayın Baba, Türkiye'de çok az. Köprü biter,
Ne köprüden önceki son çıkış biter. Çok az süremiz kalmış. Şunu sormadan geçmiyorum ben. Bu genel başkan adaylığı kurultayda. Yani Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten her şey kontrol altında olduğu da mı görüyor? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi çok demokratik olduğu için herkes aday olabilir. Özgür Özel yarın açıklayacak ve nasıl bir tablo görüyorsunuz siz şu anda? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu arkadaşımız Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada seviyeli eleştirileri her zaman kabul ederim demiştim. Ben de seviyeli bir şekilde eleştirmeye çalışacağım Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Bu tablo yarın biraz netleşecek. Ama sanki Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmak isteyen kişiler olursa önce karşısında Özgür Özel'i bulsun diye bir tablo hissediyorum ben. Yanılmayı yürekten diliyorum. Dediğim gibi bunları... Yani Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği bir aday olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şöyle en azından şu andaki görünüm itibariyle şimdi eğer Özgür Özel yakın çevresiyle değerlendirmesinde çıkışını yakın çevresi Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'ye, Deniz Baykal'ın Erdal İnönü'ye karşı çıkışı gibi değerlendiriyorlar. Ona soyunuyorsan bir öykü hikayen olması lazım. Ve bir söylemin olması lazım. Bir challenge'da çıkabilmen lazım. Ama Özgür Özel'in böyle yol haritasını Kemal Bey'e sunup 40 dakika sonra adaylığını açıklaması, her şeyi bir yana bırakalım. Değişim isteyen yurttaşa ne kadar umut verir? Yarın göreceğiz. Diğer isim bir kişi daha başvurdu dedi. Sayın Öğmen'in ismi zikrediliyor. Örsan Kunter, evet. Örsan Öğmen bana da göndermiş mektubu ama açıklanmaması dileğiyle dediği için ayrıntıları izninizle söylemeyeyim ama çok öteden beri çalışıyor Örsan Öğmen. 17 Haziran'dan beri çalışıyor. Hatta 17 Haziran grubu diye bir grup da kurdu ve orada çalışmalarını zaman zaman paylaştı. Sanıyorum bu kadar Örsan Öğmen'i yaralamaz. Hani kapalı bir bilgi olarak kalsın diye değerlendirmiş ama Örsan Öğmen felsefe çalışan, sosyoloji bilen, babası Örsan Öğmen biliyorsunuz iyi bir gazeteciydi ve meslek büyüğümüzdü. Milliyet'te birlikte çalıştık kendisiyle. Tabii son dakika çıkışları böyle ne kadar başarılı olur göreceğiz. Ben de Örsan Kunter Öğmen adına bir değerlendirme yapmış olmayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı, son cümlem şu olsun sevgili Ersoy, bu iktidar muhalefetten korkmuyor. O noktadayız. Bu iktidar milletin tepkisi yükselir mi ondan korkuyor. O nedenle muhalefetin artık muhalefet yapmak değil artık. Bir seçenek Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan var. Aranızda didişmeyin muhalefet edin dedi ya en son. Korkmuyor yani çünkü yani o noktaya da gelmiş durumda. Halbuki dış politikayı siz hakimsiniz. Zalim sisi gitti, alim sisi geldi. Sığınmacılar kardeşimiz Ensar baktı deniyordu. Şimdi sığınmacılara her gün olağanüstü gözaltı geldi. Yani hangisini sayayım sevgili Ersoy? Siyaset yani böyle bir şey. Başka bir böyle bir şey değil mi? Nas gitti, şimdi yaz geldi. Müthiş bir toplumda önümüzdeki dönem ne olacak? Maaşlar konuşuluyor. Ama bunları topluma anlatıp yani seçenek olabilen bir hareket yok. Yani o nedenle önümüzdeki dönem için ben Türkiye için en azından... Siz muhalefeti biraz dağılmış görüyorsunuz o zaman. Bir hayli dağılmış görüyorsunuz öyle anlıyorum. Şöyle hani dağılma bile bir toplanma umudu verir ya sevgili Ersoy. Bu tablo öyle da daha da kötü. Peki. Yani bunu şöyle bir muhalefetin bir silkinip yani dağılma bile belli bir emaredir aynı zamanda. Ama şimdi tam flu bir tablo var ortada. Peki. Bu yurttaşlara bunu yaşatmaya hakları yok. Yani peki. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Demokrasinin belli bir yol aldığına inanıyoruz. Ama böyle bir tabloyu Türkiye her şeye rağmen hak etmiyor. Çok teşekkür ederim. Bence muhalefet etmeyi değil iyi bir seçenek olmayı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Balbay. Katıldığınız, katkı sunduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Yayınlar hemen devam.